Yeni bir vlogumuzdan herkese merhaba. Ben Burcu, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün güzel bir cumartesi günü. Hazır Soner Lidya'ya bakıyorken ben de dedim ki şöyle güzel bir gingerbread cookie yapayım. Yani zencefilli kurabiye. Zencefil adam kurabiye kalıplarım da geldi. Böyle güzel bir kurabiye yapalım dedim. Eğer vaktimiz kalırsa çam ağacını da süsleyeceğiz. Kalmazsa yani resmen çam ağacı Christmas'a yetişmedi neyse. Yetişir umarım. Bugün yaparız ya da yarın. Şimdi hemen kurabiyeyi yapmaya başlıyorum o zaman. Güzel böyle şekiller vereceğiz. Sonra da üzerini süsleyeceğim böyle. Böyle renkli renkli süsleme jelleriyle, renkli jellerle üzerini süsleyeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Hadi başlayalım. Şimdi mikserimi getirdim buraya. Hemen mikserimde şu çırpma ucunu çıkarayım. Tereyağı ve esmer şekeri çırpın diyormuş başta. O yüzden şöyle tereyağıyla esmer şekeri çırpmaya bırakayım. Esmer şekerin kokusunu ben çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz? Bu arada üzerime de önlük giyeceğim. Çünkü üzerimin un olmasını istemiyorum. Tarifi... Random bir yerden mi baktın? Hayır. Güzel bir yerden baktım herhalde. Google'a yazıp önüne ilk çıkan şeye tıklamadın mı? Öyle yaptım ama ilk çıkan şey güzel bir siteydi. Yani şey tamam. Güvenilir tariflerine güvenilir bir Dame's Kitchen. Ama şu an bütün rutinini bozdum. Normalde random bir yere girersin. Aynen. Yine random girmiş sayılırım. Tamam peki. Bu arada tarifi Dame's Kitchen'ın tarifinden aldım. Onu yapacağım. Şöyle tereyağımızı da koyalım. Tarifi de aşağı yazarım hatta. Ya da linke referans veririm. Böyle şekerle tereyağı iyice karışana kadar karıştırdım ama çok da karıştırmamak lazım. Yoksa kabarmasına sebep olabilir. Bu kurabiyenin de kabarmaması gerekiyor. Şimdi içine şöyle 2 tatlı kaşığı toz tarçın diyor. Biraz fazla olacak gibi ama dur bakayım 10 gram diyor. Ben bunu diyor ölçeyim. Aynen. Çünkü zaten şu 6 gram oldu. Çünkü bu şey tatlılarda gramla çalışmak daha iyi oluyor. Öbür türlü şey çok tutmayabiliyor. Tatlı kaşığı, yemek kaşığı vesaire. Ha tarçın 14 grammış pardon. Ben 10 gram koydum. Daha koyacağım. Zencefil de 10 gram olacakmış. Zencefili de normalde çok sevmem. Sırf böyle bu geleneksel işte sevilen güzel bir tarif diye yapıyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim bakalım nasıl olacak. Belki ben yaptığım için güzel olur. Şöyle 4 gram da tuz koydum. O da yarım tatlı kaşığı diyormuş ama bence biraz daha azdı. Bir de toz karanfil var ama o isteğe bağlı. O da elimde olmadığı için koymayacağım. Gerçi normal karanfil vardı. Onu belki öğütebilirdim kuru karanfili. Ama neyse karanfilsiz olsun. Unumu elemiştim bu arada böyle topak falan olmasın diye. Şimdi onu güzelce şöyle karıştırayım. Bu arada pekmezim de az kalmış. Umarım yeter. Bu tarifte pekmez olacağı aklıma gelmemişti. O yüzden de önceden almamıştım. Bu da Lidya'nın pekmezi. Yani Lidya'ya normalde yedirdiğim pekmez. Fırını da açayım bu arada. 170 dereceye ayarladım. Sonra diyor ki yumurtayı ekleyelim şunun içine. Karışınca da pekmez ve vanilya ekleyeceğiz. Şöyle benim bir vanilya özütüm var. Toz vanilya da olurmuş ama... Bu böyle bayağı gerçek vanilya özütü yoğun. O yüzden ben bunu ekleyeceğim. Tahin ekleyebilir misin? Hayır aşkım. Humus değil bu. Tahin pekmez mi yapıyoruz? Niye tahin ekleyeyim ya? Ben sonra eklerim. Son olarak da un karışımımı ekliyorum. Bunu böyle yavaş yavaş ekleyeceğim biraz. Aslında bu makinemin böyle çalışırken un eklemek için olan kapağı da var ama o hem bu cam kaseye tam uymuyor hem de şu an zor bir yerde olduğu için çıkaramayacağım. Evet galiba güzel oldu kıvamı. Şimdi şöyle tezgahımın üzerine biraz un serpiyorum. Hamurumu alıp burada açacağım. Şöyle merdanemi de unlayayım. Evet.
Ha, ne kalınlıkta açmam gerekiyor acaba bunu? Sanırım şöyle bir kalınlık iyi olur. Önce şu Temu'dan aldıklarımı kullanacağım. Aa, bu bunun içinde kaldı. Ha, böyle çıkartabilirim bunu. Şöyle birkaç tane Noel Baba yapalım. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. Evet, kurabiyeleri yaptım. Şimdi onlar biraz soğurken ben de çam ağacını kuracağım. Havada böyle hafif kararmaya başladı ama olsun. Işıkları falan açarız, hallederiz. Şöyle arkamda da kırmızı ışık açtım zaten. Böyle çam ağacıyla kontrast yeşil kırmızı güzel olur diye düşündüm. Şimdi hadi onu da kuralım. Evet, ağacımız böyle oldu. Aslında boyu biraz istediğimden kısaymış. Yani benden bile kısa. Ben şöyle biraz daha bir tık daha uzun olur diye düşünmüştüm. Ama yanlış düşünmüşüm. Şöyle oldu. Biz böyle ince bir ağaç tercih ettik. Bunlara pencil tree deniyor. Böyle kalem şeklinde. Yeri dar olanlar için ideal. Şimdi de böyle üzerine süslerimizi takacağız. Bir tane böyle geçen sene aldığımız ışığımız vardı. Bunu geçen sene şu pencereye takmıştık. Perde gibi. Şimdi onu buraya takacağım. Aa, bir de böyle çanımız vardı, unutmuşum. Bak, biraz şöyle uçlarını kıvırabilirsin mesela, düşmesinler diye. Evet, fikir. Ama çirkin durur. Kıvırmayacağım. Bu... Çok yakın oldu. Çok aşağı. Şuraya koy, şuraya. Evet. Ön tarafa koymayacak mısın? Bir tane koydum işte, şurada var ya. Çok yakın oldu. Ha. Ben iki tane koyabildim toplam. Çok yakın oldukları için. Aşkım, biraz bakarak yapman lazım. Evet.
Ya al sen yap o zaman ya. Çok yakın ol, çok yakın ol. Yakın olsun. Demek ki sen yakına koymuşsun benimkinin yakınına. Yanlış koymuşsun yani. Ondan sonra şey yapacağım. Instagram'da paylaşıp hangimizin tarafı daha güzel olmuş diye. Ama ben senin tarafına bakıyorum. Anketim. Bir zaten tarafı koyardım sadece. Sen bunu çok yanlış anlattın. Bunun yüzünden benimkine sabote ettin beni. Hayır, Şubat ve Mart arasında bir tarihte topluyorsun. Erken toplanmaz biliyorsun. Ağacımızın son hali böyle oldu. Bence çok güzel, böyle küçük ve buraya tam olan bir ağaç oldu ya. Küçüklüğü çok tatlı. Kapat. Aa, çok şeker. Hatta şöyle de yapabilirim. Ben de bir fotoğrafını çekeyim. Bak şöyle. Nasıl? Aa, evet, güzel oldu. Sence fil adamlarımın tatlılığı çok güzel oldu ya bunlar. Bunların hepsi aynı. Şöyle daha çok bastırdıklarım çok güzel olmuş. Bunları biraz az bastırmışım. Ama neyse, öğrendim. Bazıları da kıvrılmış şöyle. Burada da bir seri daha var. Bunların üzerini süslemeyeceğim. Diğer büyük olanları süsleyeceğim. Bunlar zaten böyle çeşit çeşit güzel oldular. Şu büyük olanları süslemek için de şunu kullanacağım. Böyle decorating icing. Ucu zaten kalem gibi. Papyonunu, ne bileyim, gözlerini, ağzını falan renklendiririm. Bugünün vlogması da bu kadardı. Beğendiniz mi? Nasıl oldu sizce? Çam ağacım, kurabiyelerim. Bugün tam böyle Noel ruhu oldu. Yeni yıla da gelirken. Bu kurabiyelerim belki zencefilli yapmam ama belki daha değişiklerini tekrar yeni yıla doğru yapabilirim. Çünkü şu kardan adam, işte yılbaşı ağacı falan tekrar yeni yılın da konseptine uygun oluyor. Evimiz de böyle oldu. Işıl ışıl bayağı bir. Tabii ışıklar Lidya'nın gözünü almasın diye bunları kapatacağız birazdan. Bugünlük size burada veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Eğer videolarımdan daha hızlı haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim diyor ve iyi geceler diyorum. Gerçi ne gecesi? Saat daha 5:05. Ama gece oldu. Kimse bunu inkar edemez.